Ulan kötü düştü ya, kusura bakma, şişti mi? Nasıl? Ağlıyor biraz. Var ya, o hep Mete'nin yüzünden. Mesajlar atıyor sürekli. Ben de bakınca sinir oluyorum ama bakmayınca da merak ediyorum o gruba. Diyorum ki bazen, şu evlilik hazırlıkları sırasında bunlar ayrı dünyaların insanları olduğunu anlasınlar da nişana atsınlar. Boş ver bro ya, boş ver, chill. Kafamı yarıyordum ya. Arkası acıyor. Ay, acıyor mu? Bura mıydı? Zonkluyor. Ay, şu an iki etkinliğimiz bulunuyor. Hangisine katılacaksınız? Ben vallahi hayatta hiçbir şey yapmam bu saatten sonra. Hangi etkinlikler kaldı? Biri babaji ile kokoloji testi, diğeri ise yoga çalışması. Ama onun için Cansu Hanım gelecekti. Ne yapsak? Bilemedim ki. Hah, o da geldi. Ben yoga yaparım gibi ya. Değil mi? Yogaya katılsak iyi gelir. Yok. Biz kokolojiye katılacağız. Hı hı. Yoga senin kafana iyi gelmez Volkan. Sana yaramaz yoga. Hadi gel. Ay, siz ne yapacaksınız? Biz de sizle gelelim. Gelelim, sizle gelelim. Yogaya katılmayacağımız kesin. O zaman sizi kokolojiye alalım. Efendim, sıra geldi kokoloji testine. Bu testimiz böyle çok keyifli bir test olmakla birlikte aynı zamanda semboller üzerinden insanın kendi kendini tanıyabilmesine imkan veren bir testtir ayrıca. Ben hiçbir şey anlamadım. Biz yogaya geçebilir miyiz bir daha? Şimdi efendim, anlıyorum, anlıyorum. İsterseniz biz doğrudan testimize başlayalım. Size soracağım sorulara aklınıza gelen ilk cevabı vermeniz bana yeterli. Şimdi hayal kurun. Yağmurlu bir havada dışarıdasınız. Bir taksi durdurmak için elinizi kaldırıyorsunuz. Kaçıncı taksi durur? Yedi, yedi. Yedi, evet. Vallahi hepsi vızır vızır geçti de bir tanesi durmadı. Yapma ya. Taksi şu sarı otomobil miydi ya? Ben bilmediğim için bilemedim. Şoförümüz var da bizim. Üf, hayal edemedim. Ya ben de taksi geçmedi. Evet. Dört. Dört. Bir. Ben ilkine bindim hocam. Doğru cevap değil mi? Bir. Bir. şey diyecektim. Yani tam olarak nasıl anlatsam bakayım. Efendim, kokoloji sembolizmasına göre taksi sırası bizim hazlarımıza karşılık geliyor. Yani bir denildiğinde biraz böyle maymun iştahlı, efendim anlık hazlar peşinde koşuluyor demek oluyor. Beş ve üstü cevabı verenler böyle daha kontrollü, düşüncelerine, isteklerine daha bağlı, sadık insanlar anlamına geliyor. Şimdi babişko. Babaji. Eğer bu dönmüyorsa bana Süha'da diyebilirsiniz. Tamam, onu biliyorum da şimdi babacık ben ne oluyorum? Beyefendi, siz çok özel bir durumsunuz. Ya sizin gibi düzgün adam bu dünyada kaldı mı yahu? O zaman benim de aynı şekilde. Evet, gönül isterdi ki ona da bir şey diyeyim ama diyemiyorum çünkü sizde taksi yok. Evet efendim, taksi olmayınca ben ne oldu? Ben bunu ilk defa duydum. Yani böyle bir şey bilemediğim için biraz karışık benim düşünmem gerekiyor. Bir. Bir dedin ya. Bir ne Kerem, bir ne? Şey deseydin, taksi durmadı, ben direkt üstüne atladım deseydin. Niye bu kadar ciddiye alıyorsun? Oyun alt tarafı bu. Sen inanıyor musun buna? İnanıyorum tabii ki, Kerem beni bildi. Yedi. Sadığım, kontrollüyüm, güvenilirim. Samet abi, Samet abiyi bildi. Bak ne kadar düzgün, böyle bir insan kaldı mı dedi Volkan. Volkan çözülememiş daha. Ne ödüğü belirsiz Volkan'ın. Gonca, Gonca da arada. Ne? Bildi işte Kerem. Tamam da işte o anlamda söylemedi ki hoca. Bu değil mi hocam ya? Bu işle alakalı motivasyon şeyi olduğu için ben yanlış anlamadım değil mi? Diyelim ben işte maymun iştahlıysam bu iş hayatımda böyle değil mi? Özel hayatla alakası yok ya. İşimde böyleyim. Değil.
Bu keşke öyle diyebilseydik beyefendiciğim. Maalesef öyle değil. Bu biraz şey gibi oluyor. Yani daha geniş bir alanı, yani hayatın tamamını kapsıyor. Yani efendim bir şeyleri çok isteyip daha sonra bir devamlılık sorunu yaşayabilirsiniz demek oluyor. Ama sen yine de çok inanma. Ben aldım cevabımı. Ama ben aldım. Maymun iştahlı ve güvenilmez. Bitti mi yoganız? Hadi etkinliğimiz bitmiştir bugün. İsteyen gidebilir. Evet, görüyorum. Erkekler de gayet motive olmuş. Bana bulaşmayın hiç. Ben belirsizim. Birinci taksi bile değil vallahi. Ama yani belli de değil. Ay ben çok motivasyon oldum. Vallahi bunu hep yapalım. Ya ben de. Hülya'm hadi gel biz gidelim. Sen de hem dinlen biraz. Samet ne dinlenmesi? Bana cayır cayır ilham geldi. Eve gidip çalışacağım. E hadi çalış bakalım. Hoşça kalın. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Kerem Bey, odanıza yeni aplikasyonla ilgili bir belge bırakmıştım. Deneme sürümünü de göndermişlerdi size. Ona bakabildiniz mi? Bakamadım. Siz tamam, toplantı odasını ayarlayayım. Ben ona bakacağım sonra, tamam? Tamamdır. Ayşe, gelsene buraya, gel. Kızım. Abi, Mete mesaj alıp duruyor ya. Ne diyor adi herif? Ne diyecek abi? Giderken beni unutmayın falan diyor, ne diyecek? Sanki hiçbir işimiz yokmuş gibi şimdi bu herifin bir de bekarlar veda partisi çıktı. Eşek arası sokaydı dilimi de o sözü vermeseydin. Hızlı günlerdi be abi. Birçok kişiye söz verdik. Allah'tan bir tek Mete çıkıp geldi karşımıza. Diğerleri de çıksaydı biz dükkanı kapatırdık bro. Neyse hadi gel şu aplikasyona bakalım. Ne oldu ya? Sen o test muhabbetine mi bozuldun? Bozuldum tabii kızım. Kerem ne dedi? Bir dedi. Bir ne? Güvenilmez. Çabuk sıkılan biri. Ve maymun iştahlı. Erkek sonuçta. Yani nasıl desem, bir fırsatını bulursa Kerem yasak aşk yaşar mı? Yok. Öyle hemen doğru kabul etmeyelim. Gerçi Samet Bey'i cuk diyebildi ama yine de sorguluyor insan güvenilir bir test mi değil mi diye, değil mi? Kerem'den güvenilir olduğu kesin. Bak Ayşe'ciğim şimdi doğruya doğru Kerem o zamana kadar hiçbir şey yapmamış olabilir ama bundan sonra yapmayacağının garantisini vermez bize. O yüzden dikkatli olmak lazım her zaman, gözlerimizi açmamız lazım. Durduk yere darlamayalım kimseyi ama ikimiz için de diyorum. Öyle hemen güvenmek olmaz, gözlerimiz açık olsun. Volkan da belirsiz çıktı nihayetinde. O yüzden ayık olalım diyorum. Ayık olalım. Ya benim telefonumu gördün mü sen? Görmedim. Nerede, masaya mı bıraktın? Hadi kırsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?